Podcast hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. 13 Şubat 2015 Cuma günü bir haftayı daha kapatıyoruz. Şubat ayının ikinci haftası da geride kalıyor ve bu hafta içerisinde gerçekleşen önemli gelişmelerin yer aldığı Teknoblog podcast'te başlıyoruz. E, bu hafta gündemde neler var, neler yok? Aslında bir sürü haber var. Bunların içerisinden önemli gördüklerimizi seçtik. Sizlere aktaralım. Bunlar hakkında konuşalım. Daha sonrasında da e, daha fazlasını e, Teknoblog.com'da bulabilirsiniz detaylı şekilde. Okuyabilirsiniz. Ee, Xiaomi, Çin'in en büyük üreticilerinden bir tanesi. Ee, aslında, e, mazesi çok eski değil Xiaomi'nin. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, 2010'dan sonra 2011-2012 gibi kurulan bir şirket ve e, kısa sürede e, büyük bir büyüme gösterdi. Özellikle Apple'ın akıllı telefonlarını e, tasarım açısından taklit eden ya da ilham alan, Apple'ın cihazlarından ilham alan tasarımlı cihazlarıyla Çin pazarında önemli bir başarı elde etti. Xiaomi e, sadece Apple'ın cihazlarını değil, e, şirketin, Apple şirketinin felsefesini, e, başka noktalarını, her şeyini e, kopyalayan ondan ilham alan bir e, anlayış e, sergiliyor. Bir e, yaklaşım sergiliyor Xiaomi. Öyle ki e, şirketin CEO'su e, toplantılara Apple tarzı düzenlenen basın toplantılarına tıpkı Steve Jobs gibi siyah kazak ee, ve kot pantolon giyerek çıkıyor. Ee, Xiaomi Çin'de önemli bir pazar payı elde etti, hatta son aldığı yatırımlarla birlikte e, değeri 44 milyar dolara ulaştı ki bu Xiaomi'yi e, dünya çapında da en değerli girişimi girişim haline getirmiş oluyor. Ve e, Xiaomi şimdi Amerika'ya ayak basmaya hazırlanıyor. E, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi haline gelmişti Xiaomi ve e, dünyanın en popüler akıllı telefon pazarına Amerika'ya giriş yapıyor. Tabii ki e, Xiaomi'nin Amerika'ya girişi bu ülkede telefonların satılacağı anlamına gelmiyor. Öncelikle Xiaomi bu ülkede başka ürünlerini satacak ve sonrasında e, belki ilerleyen zamanlarda gelen ilgi göre Xiaomi'nin e, bu ülkede e, akıllı telefonlarını da satmaya başladığını görebiliriz. Ancak öncelikle sadece Xiaomi'nin açacağı bir mağazayla Amerika'ya küçük bir adım atılmış oluyor. Bir Amerika satış sitesi açılıyor ve bu şekilde de Amerikan kullanıcıların, Amerikalı kullanıcıların ayağını bu Xiaomi markasına, Xiaomi mağazalarına alıştırılması planlanıyor. Bu arada Xiaomi, Mi Note vesaire bu gibi cihazlarla son zamanlarda yine epey gündemde bu cihazların ilk etapta Amerika'ya gelmesi beklenmiyor. E, Xiaomi Çin'de önemli bir pazar payı elde etti ve Apple'ı da e, tehdit ediyor. Ancak e, Tim Cook bu hafta içerisinde Goldman Sachs konferansında Xiaomi'nin kendileri için herhangi bir tehdit olmadığını söyledi. Çin önemli bir pazar. Her üreticinin e, önemli bir pazar çünkü gelişmekte olan bir pazar ve insanlar gitgide e, refah seviyeleri yükselmeye başladıkça akıllı telefonlara daha fazla ilgi gösteriyor. E, bir sürü e, şirket var Çin'de. Yerel e, şirket, bunun dışında Samsung'dur, e, LG'dir, Huawei'dir vesaire. Huawei zaten Çin şirketi. E, bu şirketler de Çin pazarından pazar payı kapmanın peşinde ne de olsa e, 1 milyon üzerinde nüfusu olan bir ülke söz konusu. Ve dolayısıyla oldukça yüksek bir mobil abone sayısı da söz konusu. Yani büyük bir pazar. Apple'da Çin pazarına oldukça büyük önem veriyor. Ve zaten son açıklanan e, raporda da e, Çin'de elde eden gelirlerinde e, toplam geliri 75%. E, toplam gelire 50 milyona 50 milyar dolar yaklaşan gelirlerde önemli bir katkısı bulunuyor. Xiaomi bu noktada Apple için Çin'de önemli bir rakip. Ee, Apple'ın tarzını e, benimsemiş. Apple'ı taklit eden bir yaklaşım sergiliyor Xiaomi ve e, fiyatları da sattığı akıllı telefonların Android tabanlı akıllı telefonların fiyatları da Apple'ın iPhone'un yarısı seviyesinde. Bu da kullanıcıların e, iPhone tarzında bir telefon olan kullanıcıların yarı fiyata Xiaomi ürününe yönelmesine neden oluyor. İşte bu noktada Apple için Xiaomi önemli bir tehdit gibi gözüküyor. Ancak Tim Cook nasıl e, diğerlerinin kendileri için bir rakip ise rakip olarak görüyorlarsa diğerlerini e, aynı şekilde Xiaomi'yi ile bir rakip olarak gördüklerini kendi bildikleri yolda kendi doğrularıyla ilerlemeye devam edeceklerini söylüyor. Tim Cook bu şekilde durumu özetliyor. Devam edelim konularımıza şu an Microsoft'a geçelim. Microsoft Windows 10'un telefon sürümünü Ocak sonuna doğru düzenlemiş oldu basın toplantısında göstermişti ve ilerleyen zamanlarda ön izleme sürümünü indirmeye sunacağını. Açıklamıştı İşte o indirme sürümü nihayet e, yayınlandı dün e, bize göre akşam saatlerinde e, yayınlandı e, Windows 10'un telefonlar özel ön izleme sürümü ancak e, bir sürpriz var e, bunu her e, cihaza mevcut bütün Lumia'lara kurmak mümkün olmuyor. Lumia 830, 730, 635 gibi özellikle 2014'ün ikinci yarısında çıkmış olan Nokia Akıllı Cihazlar ve Servisler Birimi Microsoft'un çatısı altına katıldıktan sonra Microsoft'un daha fazla kontrolünde çıkan telefonlarda bu Windows 10'un telefonlar özel ön izleme sürümü kullanılabiliyor. Ancak Microsoft ilerleyen zamanlarda daha fazla Windows mevcut Lumia cihazına da Windows 10'un telefonlar özel ön izleme sürümünü getireceğini sözünü veriyor. Windows Phone Insider programı eğer diyelim ki var elinizde desteklenen cihazlardan bir tanesi var. Lumia 830 aldınız veya 735 satın aldınız. Her ne kadar yepyeni bir telefon olsa da ve tahmin ediyorum ki bu telefonu kullanmakta olduğunuz telefonu belki ...bir beta çalışması için harcamak istemezsiniz. Ancak diyelim ki hevesli, meraklı bir kullanıcısınız... ...ve Windows 10'u daha şimdiden test etmek istiyorsunuz. O halde Windows Phone Insider programına kaydolmanız... ...ve daha sonra da Windows Phone Insider uygulamasını indirerek... ...buradan e, telefonunuzu kaydettirmeniz ve güncellemenin gelişini beklemeye başlamanız gerekiyor. Kısa bir süre sonra da Windows 10 e, telefon sürümü size ulaşacaktır. Daha sonra... E, İlerleyen zamanlarda stıf, tıpkı Windows 10 tüketici ön izleme sürümünde olduğu gibi telefonlar için Windows 10'da da benzer şekilde belirli aralıklarla güncellemeler çıkarılacak. Böylelikle de e, şu anda e, biraz hatalarla dolu, pek iyi işlemeyen kullanıcı deneyimi daha iyi hale getirilecek ve en sonunda da e, şu anda Windows 10'un ön izleme sürümünü kullananlar nihayetinde Windows 10'un telefonlar özel nihai sürümünde almış olacak. Bu arada Windows 10 e, telefon sürümü, telefonlulara özel Windows 10 şu anda var olan bütün Lumia cihazlarına ulaştırılacak. Ancak her Lumia cihazı Windows 10 sunulan bütün özellikleri alamayacak. E, şu anda var olan üst sınıf Lumialar bile bu durumdan etkilenecek. Yani Windows 10'da sunulan bütün e, özellikler, Microsoft'un e, reklamını yaptığı veya henüz yapmadığı, duyurmadığı özelliklerin her biri gelmeyecek. Ancak... E, Arka planda canlı kutucukların arka planında e, duvar kağıdı bulunacaktır. E, bunun dışında Cortana'nın henüz Türkçe desteği olmayan Cortana'nın çeşitli destekleri özellikleri olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde durumu özetleyelim. Aslında güzel olurdu. Elimizde bizim de test merkezimizde e, Lumia 920 vesaire gibi cihazlar var. Biz de merakla bekliyorduk Windows Phone Insider'ı kurmayı. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz hayal kırıklığı oldu bizim için. Yine de e, bekleyelim bakalım. Microsoft'un bu e, izleme sürümünü daha fazla cihaza sunmasını. Devam edelim. E, Apple'ın e, Aperture isimli bir yazılımı var biliyorsunuz. E, bu profesyonel seviyedeki fotoğraf düzenleme yazılımı OS X fotoğraflar, e, OS X fotoğraflar diyelim, OS X diyelim artık. OS X aslında da e, fotoğraflar uygulamasının Mac e özel fotoğraflar uygulamasının gelmesiyle birlikte e, tarihe karışıyor. Hem iPhoto hem de Aperture e, dağıtımdan kalkacak. Apple bu hafta içerisinde Aperture'ın e, web sitesinde ve Mac App Store'daki sayfalarına eklediği notlarla da e, ilk barda yayınlanacak fotoğraflar uygulaması ile birlikte Aperture'ın indirmeden kaldırılacağını açıkladı. Böylelikle gerçekleşecek olan bir durumu e, biraz daha resmileştirmiş oldu. Eğer e, Aperture'ı daha önce satın aldıysanız yaklaşık 170 liralık bir fiyatı var. Daha önce satın aldıysanız Mac App Store'dan kaldırılsa bile e, Mac App Store'da bulunan satın alanlar, satın alınanlar sekmesi üzerinden e, bu Aperture yazılımını daha önce satın almış olduğunuz uygulamayı bilgisayarınızda kurabileceksiniz. Tabi artık desteklenmeyen bir uygulama olduğu için daha fazla işlev geliştirmesi vesaire almayacağınızı söyleyebilirim. Ancak Aperture'i kullanmayı seviyorsanız ve güncellenmesi sizin için önemli değilse Aperture'i bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Apple tarafında bir başka gelişme ne vardı? iOS 8.3 beta sürümü geliştiricilere dağıtılmaya başlandı. Henüz iOS 8.2 gelmeden iOS 8.3 beta'nın dağıtımı dağıtıma çıkması ee, ilal e, yaza kadar iOS 8'in e, iOS 9'un duyurusunun yapılacağı e, WWDC 2015'e kadar biraz güncelleme fazla güncelleme göreceğimiz anlamına geliyor iOS 8.3 beta ile birlikte ne gelecek e, bu beta sürümünü biraz karıştıran geliştiricilerin bulduğuna göre CarPlay kablosuz özelliği geliyor. Şu anda CarPlay destekli otomobillerde iPhone'u kabloyla otomobilin sistemine bağlamak gerekiyor. Otomobilin USB portuna bağlamak gerekiyor. Kablosuz desteğin gelmesiyle birlikte artık bu gerekmeyecek. Doğrudan arabaya bindiğinizde iPhone otomobilin CarPlay sistemiyle bağlantı kuracak ve sonrasında da direkt otomobilin dashboardundan, kontrol panelinden iPhone'un çeşitli işlevlerini kullanmak mümkün olacak. Bunun dışında emoji arttırılan emoji desteği, yeni emojiler var. Aslında Mac tarafında da e, OS e, Yosemite'nin yeni sürümünde de 10.13 sürümünde de benzer şekilde emoji desteğinin his simgelerinin arttırılması, yeni his simgelerinin farklı deri tonlarında his simgelerinin insan görünümlü e, his simgelerinin sunulması bekleniyor. iOS 8.3 beta'da Tabi daha önce iOS 8.2'nin gelmesini bekliyoruz. iOS 8.2'de de büyük ihtimalle Nisan ayında piyasaya çıkacak. Apple Watch'un iPhone'larla kullanılmasını sağlayacak güncellemeler gelecektir. Bu arada iOS 9 ile ilgili de çeşitli dedikodular ortalıkta dolaşmaya başladı. iOS 7 ve iOS 8 daha çok böyle arayüze odaklanan. iOS 7 zaten biliyorsunuz kapsamlı bir arayüz e, düzenlemesiydi, güncellemesiydi. iOS 8 ise iOS 7'de eksik kalan arayüz detaylarını kapatmakla biraz daha tamamlamakla ilgilenen bir güncellemeydi. iOS 9 daha çok kararlılığa odaklanan ve performans odaklanan bir güncelleme olacak. Tabi çeşit işlevlerinde sunulması bekleniyor. Ancak iOS 9 tıpkı 2009'da yayınlanan Snow Leopard gibi OS'den Snow Leopard gibi kararlılığa odaklanan iOS cihazlarını daha kararlı hale getirmeyi planlayan bir güncelleme olacak. Aslında Apple iOS ile birlikte işletim sistemini baştan yazdı. Bunu söyleyebiliriz. İşte iOS 9 ile birlikte biraz da e, arka planda e, şimdiye kadar pek fazla e, odaklanılmaya odaklanılma, odaklanılmadığını düşündüğüm performans tarafına biraz da odaklanacaktır. Biraz da el yüzü düzgün kararlı sadece ön planda değil arka planda da çekici şekilde çalışan bir e, işletim sistemi haline gelecektir iOS 9. E, iOS 9 ile ilgili detayların Haziran ayında düzenlenecek e, geliştirici konferansında her sene düzenlenen geliştirici konferansında açıklanmasını bekliyoruz. Devam edelim. E, şimdi neye geçelim? Google tarafına geçelim. Google I.O. etkinliği o da Google'ın önemli bir geliştirici etkinliği. E, yılın önemli etkinlikleri arasında yer alıyor ve dünya çapından birçok Android ve Chrome geliştiricisi Google'ın teknolojileriyle cihazlarıyla ilgilenen geliştiriciler bir araya geliyor San Francisco'da e, aynı zamanda internet üzerinden de e, oturumlar yayınlanıyor. Böylelikle milyarlarca insana ulaşmış oluyor Google I.O. E, Google I.O. aslında her yıl farklı tarihlerde yapılıyor. E, kesin bir haftası yok. Apple gibi Haziran ayının ikinci haftasında olmuyor ya da ilk haftasında olmuyor. Geçen yıl mesela Haziran sonundaydı. Bu yıl ise Mayıs ayı sonunda 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. E, biletler de Mart ayı içerisinde çıkarılacak. Kayıt dönemi Mart ayında başlayacak ve tahmin ediyoruz ki dakikalar içerisinde kayıtlar e, tükenecektir. Kayıt kontenjanları kapanacaktır. Tahminimiz bu. Android'in M sürümü, M kodu adlı sürümünün çıkmasını bekliyoruz. E, bu etkinlikte e, ön izleme şeklinde de dağıtılabilir tıpkı geçen sene Android L'nin yani daha sonra Lollipop alanı alan sürümün tanıtıldığı gibi Android M de aynı şekilde duyurulacaktır. Ne gibi yenilikler barındıracak bunu göreceğiz. Aynı zamanda Chrome ile ilgili, Android'in Oto özelliği ile ilgili, Android TV vesaire bu gibi teknolojiler hakkında da yeni haberleri, duyuruları, özellikleri görebiliriz. Detaylar Tabii ki e, Teknoblog'da olacak zamanı geldiğinde. Devam edelim. E, şimdi e, Samsung tarafına geçelim. E, Samsung'un biliyorsunuz e, Mobil Dünya Kongresi'nde bir yerine iki tane amiral gemisi cihaz tanıtmasını bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi Galaxy S6 olacak. Diğeri ise Galaxy S6 Edge veya Galaxy S Edge olarak adlandırılan tıpkı Galaxy Note Edge'de olduğu gibi kavisti kenara doğru taşan bir cihaz olacağı bekleniyor. Galaxy S Edge'in iki yana, iki kenara taşan, kavis yapan bir ekrana sahip olacağı söyleniyor Ancak son bir dedikodu bu telefonun 3 kenarına da taşma yapacağı, 3 kenarına doğru kavis yapacağı, 3 kenarının ekranında kapalı olacağı söylendi. Ve arkada metal tasarım olacağı söylendi. Bu bir delikodu. Bunun dışında Samsung'da yeni amiral gemisi telefonunun gayet çekici bir kamera barındıracağı söyleniyor. E, bunu da göreceğiz bakalım. 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek Ampeg'de etkinliğinde e, tanıtılacak yeni Galaxy cihazı. E, arkada 20 megapiksel önde de 5 megapiksel kamera görürsek şaşırmayalım. E, trend bir önde e, arkadaki kameralar 16 megapikselin üstüne çıkmaya başlıyor. Öndeki kameralarda ise artık 5 megapiksel standart halini almaya başlıyor. Samsung'da e, bu eğilime ayak uyduracaktır. Samsung e, HTC, Sony vesaire bu gibi e, üreticiler e, yeni ürünlerini tanıtılacak Mobil Dünya Kongresi'nde ve Mobil Dünya Kongresi'nde bizi e, biz de olacağız. E, Teknoblog olarak biz de olacağız. Detayları birazdan değinirim. Son bir haber verelim. Son bir haber e, verelim. E, Facebook'tan bahsedelim. Facebook e, önemli bir adım atıyor. E, Allah gecinden versin diyelim hepimizin sonu belli ölüm e, zamanı gelecek vademiz olacak ve e, bu dünyadan göç edip gideceğiz. Peki şu anda var olan Facebook hesaplarımıza ne olacak e, onlar boşta mı kalacak e, şimdiye kadar bu çok sorulan bir soruydu bazen sorunlarla neden oluyordu e, bir yakını ölen e, bir kişi. Ee, o ölen kişinin Facebook hesabının kontrolünü ele almak için Facebook'a başvuruyordu çoğunlukla. Facebook artık e, bu e, duruma bir e, çözüm bulmak için kullanıcılara öldükten sonra hesaplarını kimin kontrol edebileceğini dair yetki verme imkanı tanıdı. Diyelim ki e, kardeşinizi belirliyorsunuz ve siz öldükten sonra kardeşiniz sizin adınıza, sizin hesabınıza, Facebook profilinizi yönetme şansı, yönetme hakkını elde ediyor bunu ölmeden önce yapıyorsunuz bir şekilde aslında Facebook hesabınızı miras bırakmış oluyorsunuz sizden sonra bir kontrol amacıyla adım atmış oluyorsunuz İlk başta Amerika'daki kullanıcılar bu şekilde bir uygulama imkanına sahip oluyor seçim imkanına sahip oluyor bu arada şunu da söyleyelim başka bir kişiye Facebook kullanıcısını yetkilendirmenin yanı sıra siz öldükten sonra hesabınızın tamamen kapanmasını da talep edebiliyorsunuz. Bunu da seçebiliyorsunuz. Aslına bakarsanız önemsiz gibi görünen bir ayrıntı ancak bir açıdan da baktığımızda gayet önemli. Bir kişi öldükten sonra Facebook duvarında birçok değişik paylaşımlar vesaire olabiliyor. Bazen bunları kontrol etmek bu gibi paylaşımları engellemek de gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda bir kişinin eline alması, Facebook'la prosedürle uğraşmadan elin alması iyi olacaktır. Ya da e, bu gibi ben öldükten sonra bu gibi sorunlarla kimse uğraşmasın diye düşünen bir kişi tamamen hesabının kapanmasını da isteyebilir. Bu da e, Facebook'un e, sadece hayatı değil ölüm sonrasında düşündüğünü gösteriyor. Artık o tarafa da biraz da ilgi gösterdiğini. Ee, tabii ki kullanıcılardan gelen e, talepler doğrultusuna ilgi gösterdiğini bize gösteriyor. Ve böylelikle e, 9 Şubat haftasının da Teknoblog Podcast'inin sonuna geliyoruz. Aktaracağımız haberler bunlar. Tabii ki daha fazlasını Teknoblog.com'da bulabilirsiniz. Detaylarıyla okuyabilirsiniz. Mobil Diyan Kongresi'nde e, biz de olacağız. E, ben 2-5 Mart tarihleri arasında e, Mobil Diyan Kongresi'nde Barcelona'da olacağım. Ve e, Orada e, yeni çıkan ürünleri, teknolojileri, servisleri takip edeceğim ve Teknoblog'da sizlere hazırlayacağımız ön incelemelerle, özel yazılarla bunların hepsini aktaracağız. E, herhangi bir e, şirketle gitmiyorum. E, bütün organizasyonu kendim yaptım. Normalde teknoloji e, basınında e, böyle etkinliklere çeşitli şirketler, gazetecilere e, götürürler. E, Onlara kontenjan ayırırlar. E, bize böyle bir e, kontenjan ayrılmadı. Zaten... E, ben de geçmişteki durumları görerek e, bu sene için kendim e, hareket etmeye karar vermiştim ve ayarlamalarımı ona göre yapmıştım. E, 1 Mart tarihinde Barcelona yolcusuyuz ve 6 Mart tarihine kadar orada olacağız. Yani bütün fuar boyunca, kongre boyunca Barcelona'da olacağım. Bu da e, tanıtılan yeni cihazların incelemelerini, ön incelemelerini, e, hızlı bakışlarını vesairelerini yapmak için yeteri kadar im e, zaman sunacaktır bize. E, Mobil Dünya Kongresi haftasında Teknoblog'da gayet e, zengin içeriklerin olacağını sizlere şimdiden haber vererek paylaşacağım. E, Teknoblog Podcast'in bu haftaki bölümünü sonlandıralım. Gelecek hafta yeni bir programla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.